Sevgili Bayburtlular, başımızın tacı, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, 28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. Şu azametinize, şu katılımınıza, şu iştirakinize şahsım Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyorum. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, şehitler, evliyalar toprağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla, dağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u, vefasından, sevdasında, davasında zirvelerin şehri Bayburt'u, bugün bir kez daha aşkla, şükranla selamlıyorum. Bayburtlu kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. O güzel Bayburt türküsünde ne diyor? Yoktur bu dünyada yarın emsali. Evet, benim Bayburtlu kardeşlerimin de cihanda emsali yoktur. Vefakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz. Gönül yüceliğinde sizlerin emsali bulunmaz. Adam tanımada Bayburtlu'nun emsali bulunmaz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bayburt, dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs'ta %78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu %82,45'e yükseltti. ...28 Mayıs'ta %82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bayburt, şahsıma gösterdiği bu teveccühle sadece bize değil, Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. Bayburtlu kardeşlerimiz, Türkiye 100 yılının inşasında biz de varız dedi. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden şöyle tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.
Şimdi buradan Bayburt'a soruyorum. Hazır mıyız? Bayburt, gelecek seçimlerde milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt, gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt, 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor muyuz? Maşallah, barekallah. Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evvelallah. Kardeşlerim, Bayburt sevdalısı bir aşık, bu şehre olan tutkusunu bakınız nasıl anlatıyor. Bakalım siz bilecek misiniz? Söyleyeyim Bayburt'un vasfı halini. Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt. Bülbüller çekerler ahuzarını. Seherde ötüşür kuşların Bayburt. Kahramanlar yurdu Bayburt otağı. Şehitler yurdudur Koptağı. Bizim elin vardır bahçesi bağı. İçinde salınsın sunalar Bayburt. Nasıl? Evet, biz de bahçesinde bağında sunalar salınan Bayburt'u güzelleştirmek, daha bayındır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eserler ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Sizlerle hem kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Milli savunmada Bayburt Arpalı kışlasının birinci etabını, iç işlerinde hükümet konakları, acil çağrı merkezi ve müze yapım işlerini, eğitimde halk eğitim merkeziyle birlikte ilk, orta ve lise seviyesinde okulları ve spor salonlarını, yüksek öğrenimde Bayburt Üniversitemizin kampüs alanını resmen hizmete alıyoruz. İlaveten gençlik ve sporda 1642 kapasiteli yüksek öğrenim yurdunun yanı sıra yüzme havuzlarını, sağlıkta Bayburt, Aydıntepe, Demirözü hastanelerimizle beraber diğer sağlık hizmetlerini, tarım ve ormanda 835 milyon lira yatırım bedeliyle şehrimizin gurur abidesi olacak Kırklar Tepe Barajı'nı devreye alıyoruz. Bayburt, tarım il kampüsü yanında göletlerden taşkın koruma projelerine pek çok yarımın ve yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katan ve katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar
689 milyon lirayı aşan bu eser, hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sevgili Bayburtlular, her şeyden önce sizin bize bu ilginiz, bu alakanız, bizim sorumluluğumuzu, mesuliyetimizi daha da artırıyor. Ben emniyete sordum. Dedim ki bugün Bayburt'ta bu meydanda kaç kişi var? Haberi aldım. Söyledikleri şu, dediler ki 40 bin kişi var. Ama şimdi bir tane pankart gördüm. Orada da diyor ki %82,30. Az oldu ama olsun diyor. Bu demektir ki inşallah 31 Mart'ta olay daha farklı olacak. Öyle mi? %82,30. Az oldu ama olsun. Evet, hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyor muyuz? Maşallah. Bir şey daha var orada. Başka bir şey demirem. Ben seni çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok değerli kardeşlerim, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birini 28 Mayıs günü itibariyle geride bıraktık. Aziz milletimizin takdiriyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci döneminde 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanına kavuştuk. Bu görevi verdiniz. Süratle kabinemizi oluşturduktan sonra milletimizin taleplerini, ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza, çiftçilerimizden gençlerimize, toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik pek çok müjde verdik. Son olarak dün emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi meclisimizin onayına sunduk. 2023 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranı %19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını %25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı %17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek zam oranını %25'e çıkarıyoruz. Böylece SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerimize aynı oranda zam yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Emeklilerle ilgili düzenlenen bu adım tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 3 kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri dikkatle inceliyor. Hileli yöntemlere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor ve yapılacak. Hayat pahalılığı
Bununla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız. Koronavirüs salgını küresel ekonomide dengeleri tamamen alt üst etti. Tedarik zincirleri kırıldı. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı. Üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Özellikle sağlık alanında gelişmiş ülkelerde bile çok ciddi sorunlar, kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci hamdolsun suhuletle atlattık. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'de komşumuz olan iki ülke arasında bir savaş patlak verdi. Enerji ve gıda fiyatları tüm dünyada rekor seviyelere çıktı. Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da adil ve dengeli bir tutum takındık. Savaş lobisinin ülkemizdeki muhalefeti de kullanarak bizi ateşe atmasına izin vermedik. Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirirken Rusya Federasyonu ile münasebetlerimizin bozulmasına müsaade etmedik. İşte dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'umuzda misafir ettik. Sayın Putin'le de yakın diyalogumuzu zaten sürdürüyoruz. İnşallah Ağustos ayında da Sayın Putin'le bir araya geleceğiz. Diplomatik hamlelerimizle hemen yanı başımızda 1,5 yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan her hadisenin Türk ekonomisine yansımaları oluyor. Bu etkileri sadece bizler değil, Avrupa'dan Amerika'sına herkes hissediyor. Türkiye'nin bu ülkelerden farkı 6 Şubat'ta tarihinin en büyük tabii afetlerinden birine maruz kalmasıdır. Kardeşlerim, 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkıyoruz, biz kalkacağız. Ve özellikle bu sahte muhalefetin oyunlarına da gelmeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler dahil hemen hiç kimse böyle bir yükün altından rahatça kalkamaz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Enkazları kısa sürede kaldırdık. 120 bine yakın konteynerin kurulumunu tamamladık. 180 bin civarında deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. İlk bir sene içerisinde 319 bin konutu depremzedelerimize teslim edeceğiz. Toplamda ise 650 bin konut yapacağız. Depremin izlerini tamamen silinceye kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Kardeşlerim, depremin yaralarını milletçe sarmadan hiçbirimiz huzura eremeyiz. 14 milyon vatandaşımız sıkıntı çekerken biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Zorlukları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Dertlerimize birlikte çare üretecek,
Yaralarımızı birlikte saracağız. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşacağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz bir ve beraber olursak Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Türkiye yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi, bizlerin el ele, gönül gönüle vermesine bağlıdır. Aynen burada olduğu gibi. Bayburt'un her zaman olduğu şekilde yine örnek bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Evet, o güzel Bayburt türküsünde ne diyor? Bu dağda maral gezer, zülfünü tarar gezer. Dağ bizim, maral bizim, eller burada ne gezer? Evet, eller bizim derdi anlamaz. Sırf oy vermediler diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin ülkeye de millete de faydası olmaz. Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Bunların siyaset sahnesinde niçin bulunduklarını sizler de görüyorsunuz değil mi? Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi, gına. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı. Bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını mandacı, tek adam, diktatör diyerek bugün göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş? Ne bitmiş umurlarında bile değil. Dünyayı zaten takip etmiyorlar. Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini henüz duyan oldu mu? Yönettikleri belediyelerde eserin, hizmetin, yatırımın kırıntısına dahi rastlanılmıyor. Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah'a hamd ediyor. Milletimiz bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Rabbim bunların hırsından ülkemizi muhafaza eylesin. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Kardeşlerim, bizim zaten bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Biz zaten muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz zaten hiçbir ayrım yapmadan illerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz zaten Türkiye yüzyılının inşasını her gün tuğla üstüne tuğla koyarak gerçekleştiriyoruz. Bunun en güzel örneği neresi? Neresi? Bu kadar. Bayburt'a hükümetlerimiz dönemlerinde toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musun? 15 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 602 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitelerimizi faaliyete aldık. 4.943 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 9 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda şehrimize toplam
545 milyon lira tutarında kaynak aktarıp destek olduk. Sağlıkta toplamda 270 yataklı 4 hastane dahil 15 adet sağlık tesisi kazandırdık. 6 sağlık tesisinin proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 908 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1023 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk evim projemiz kapsamında Bayburt'ta toplam 252 konut inşa edeceğiz. İlk evim arsa projemiz kapsamında 257 konutluk altyapısı hazır, müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde arıtma tesisi bulunmazken bugün bir adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yaklaşık %81'ine hizmet vermekteyiz. Bayburt Millet Bahçemizin proje çalışmaları sürüyor. 2002 yılına kadar Bayburt'ta sadece, buraya çok dikkat edin, 2 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu nereye çıkardık biliyor musunuz? 104 kilometreye çıkardık. Nereden? Nereye? Araklı, Dağbaşı, Uğrak, Salmankaş tüneli ve bağlantı yollarını tamamlayarak trafiği açtık. Trabzon Aşkale yolu ve proje içindeki KOP tünelinde yapım çalışmaları süratle devam ediyor. Projeyi 2025 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, evet, havalimanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek havalimanımızı bitiriyoruz. Son 21 yılda Bayburt'a 10 baraj, 1 gölet, 15 sulama tesisi, 1 içme suyu tesisi, 51 taşkın koruma tesisi, 2 arazi toplulaştırma ve 3 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 83 tesis inşa ettik. Bayburt'un içme suyu meselesini garanti altına aldık. Bayburtlu çiftçilerimizi toplam 400 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle Bayburt'ta 175 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bayburt'taki işyerlerimize toplam 123 milyon lira prim teşviki vererek destek olduk. Enerjide Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü'ne doğal gaz arzını sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde Bayburt'u daha çok, daha büyük, daha fazla hayata dokunan hizmetlerle buluşturacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi hazır mıyız? Hazır mıyız? Öyle haykıralım ki Gümüşhane duysun. Buradan oraya gidiyoruz. Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.